Hüdapar Genel Başkan Yardımcıları Elazığlı Avukat Mahmut Şahin ve Hasan Şahin Palu'da vatandaşları ziyaret ederek sorun ve talepleri dinledi. Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Elazığlı Avukat Mahmut Şahin ve Hasan Şahin Elazığ'a gelerek bir dizi temasta bulundu. Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Avukat Mahmut Şahin ve Hasan Şahin, depremden etkilenen Palu'da vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Ormanı yapıldı. Evet. Daha yeni yapıldı. Beş kat yapıldı, sıkıntı yok. Ama bugün bu depremden sonra yeni karar aldılar. 1+1. Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Avukat Mahmut Şahin ve Hasan Şahin'e Elazığ İl Başkanı Yasin Kavaklı da eşlik etti. Hüdapar heyeti daha sonra Palu İlçe Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'ı makamında ziyaret edip muhtarlarla bir araya geldi. Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Avukat Mahmut Şahin, yaşanan son depremle Palu'da ağırlaşan sorunların olduğunu dile getirdi. 2010 yılı Kuancılar Okçıhan Köyü, 2020 Elazığ Sivrice merkezli depremleri ve en son olarak da Kahramanmaraş merkezli depremi ağır bir şekilde hissetmiş olan ilçelerimizden bir tanesi. Evet, elhamdülillah herhangi bir can kaybı söz konusu değil, yaralanmış bir vatandaşımız da söz konusu değil. Ancak daha önceki depremlerden dolayı hasar görmüş olan yapılar önemli oranda yeniden bu depremle birlikte ağır hasarlı hale gelmiş. Özellikle son depremle birlikte ağırlaşan bazı sorunlar var ve adeta vatandaşın da bu anlamda zihni karışık. Bu konuda yetkililerin de sağlıklı bir bilgilendirme yapmadığı ve çözüm noktasında da açıkçası hızlı bir şekilde inisiyatif almamasından kaynaklı olarak vatandaşların bazı talepleri var, beklentileri var. Sorak bir yaşamın kurulması mutlaka sağlanmalıdır. Bu anlamda bu taleplerin titizlikle değerlendirilmesi gerekiyor. Tabii bunun için özellikle zemin etütlerinin bir an önce sağlıklı bir şekilde yapılması, vatandaşın bu konuda bilinçlendirilmesi ve özellikle de Palo'daki gerek belediye başkanlığı olsun, gerek mülki amirler olsun ya da işte ilimizin siyasileri olsun, bu anlamda bu sorunları, bu beklentileri mutlaka dikkate alması ve halkın bu ağırlaşan sorunlarına bir an önce çözüm üretmesini bekliyoruz.